Galatasaray'da savunma operasyonu. Yönetimin yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Markao ve Luyendama'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alparslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor. İki savunmacının transferi konusunda son yönetim toplantısında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim zaman zaman menajerler tarafından transfer teklifleri alan Markao ve Luyendama'nın satışında şartlı onay verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin alınması halinde bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luyendama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışmaları sürüyor. Hem Markao'nun hem de Luyendama'nın yıllık 1,5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luyendama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak. Ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu. Terim'in şart koştuğu isimlerde son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alparslan Öztürk oldu. Fatih Hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sağ bek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donk'la da yeni kontrat imzalanması durumunda Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Terim'in özellikle işaret ettiği Alparslan'ın kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde hatta ön libero'da bile oynayan milli futbolcu bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Albayrak'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar birkaç farklı formül hazırlayarak Sassuolo'nun kapısını tekrar çalacak. Kaynak Fanatik. Ganalı süperstardan Flash Galatasaray açıklaması. Galatasaray, Juventus ve Inter gibi takımlarda da forma giyen ve devre arasında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari ile olan kontratı, bu sezonun sonunda bitecek olan Kvatvo Asamoah için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Birçok kulüpte transfer görüşmelerinde bulunan Asamoah da daha önce kapısından döndüğü Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor. Gana basınından footballgana.com'da yer alan habere göre Galatasaray hem sol bek hem de orta alanda forma giyebilen Kvatvo Asamoah'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda bir de seçim havası yaşayacak olan Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını Asamoah'la patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Sarı Kırmızılı takımın Ganalı Yıldız'la yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Asamoah'ın daha önce Gana basınına yaptığı, Juventus'tan ayrıldığım dönemde Galatasaray'la anlaşmıştım. Kulübüm uzun süre ayrılmama izin vermeyince daha sonra Inter'le anlaştım. Ancak şu ana kadar kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlık Galatasaray'a gitmemek oldu. Umarım bir gün bu transfer gerçekleşir açıklaması. Spor otoriteleri tarafından Asamoah Galatasaray'ı kapa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Ganalı oyuncu 2017 yılında Juventus forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüş ve ardından Inter'e imza atmıştı. Galatasaray'a gol makinesi. 5 yıllık imza. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon Mbaye Diakne'den istediği verimi alamayan Sarı Kırmızılılar, sahada oldukça iyi bir performans gösterse de, sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Falcao'yla da yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Diakne ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao, sezon sonunda satılacak.
Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az 2 golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılarda gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu, La Liga'da çıktığı 24 maçta yalnızca 4 gol atabildi. Valladolid'de gözden düşen Weissman için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Jim Bomb tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belge yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro olacağı yazıldı. Aslan Valladolid'e oyuncu için 6 aylık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3 milyon euroluk bir paket teklif sunacak. Böylece 500 bin euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weissman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkaracak ve 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Cuadrado hamlesi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Ficanyes'in haberine göre Juventus Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı iken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te kiralık olarak Juventus'a geçen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli bir katkı sağlamayı başardı.